kabrin üzerinde türbe yapılmaz. Bu bir, madde bir. Ama kapalı bir alana defin yapılabilir. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Mesela Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu fani dünyadan baki aleme, ahirete irtihali göç etmeyi tercih ettiğinde Ümmeti Muhammed bir anda başsız kalmanın şokunu, sarsıntısını yaşadı. İlk tartışılan konulardan bir tanesi de Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı nereye defnedeceğiz meselesiydi. Aralarındaki tartışmayı bitiren Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu sözü oldu. Peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, muhterem annemiz, temizliği, beraati yedi kat gök yüzünden gelmiş olan, Hazreti Aişe radıyallahu ta'ala anha validemizin evinde vefat ettiği için, onun odasında vefat ettiği için oraya defnedildi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kapalı bir mekana defnedilmiş oldu. Sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz vefat ettiğinde, çok sevdiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanı başına defnedildi. Hz. Ayşe validemizin odasında bir kişilik daha defnedilecek bir yer kaldı. Hz. Ayşe validemiz radıyallahu teala anha oraya kendi defnedilmeyi düşünüyordu. Fakat Hazreti Ömer Efendimizin ricasını kıramadı. Ve dostu dostlarından ayırmak olmaz diye Hazreti Ömer Efendimizin vefatı halinde hücreyi saadet'e defnedilmesine izin verdi. Çünkü o yer Hazreti Ayşe validemizin tapulu yeriydi. Dolayısıyla Hz. Ömer Efendimiz bununla beraber bir vasiyet de hazırladı. Çocuklarına dedi ki belki ben emirül müminin olduğum için Müslümanların devlet başkanı olduğum için Ayşe Hanım bir mecburiyet karşısında kendisini hissetmiş olabilir. Ben vefat ettikten sonra tekrar kendisinden izin isteyin hassasiyeti görüyor muyuz? Evet. Tekrar izin isterler ve Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu ta'ala anha muvafakat verince Hazreti Ömer Efendimiz de onun o küçücük evine ebedi istirahatine tevdi edilir. Ve onun evinde Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve iki büyük sahabisi metfundur. Eğer kapalı bir mekana defin caiz olmasaydı Hz. Peygamber Efendimiz'i efendim Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'i, Hazreti Ömer Efendimiz'i defnetmezlerdi. Şimdi bazıları belki diyecekler ki bu Hazreti Peygamber Efendimiz'e mahsus bir durum. Ama görüyoruz ki ona mahsus değil. Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz de oraya defnedilmiş. Dolayısıyla kapalı bir mekana defin caizdir. Bir adam ki genelde Osmanlı padişahlarında bunu görüyoruz. Ölmeden önce bir cami yaptırmışlarsa o caminin yanına bir türbe yaptırırlar. Ölümleri durumunda da o türbeye definleri gerçekleşir. Binaenaleyh, önceden yapılmış olan bir mekana, türbeye defin caizdir. Kabirlerin üzerine sonradan, mevtayı defnettikten sonra türbe yapılması, bir, o kabre bir eziyet sayılır. İkincisi de genelde bizim kabirlerimiz vakıf arazileridir. Yani bir Müslüman vakfın ne olduğunu dinleyenlerimiz biliyordur. Evet. Gayrimenkulünü, malını, arsasını, efendim ne bileyim tarlasını Allah için filan yerlere harcanmak üzere vakfeder. Mesela Anadolu'da çoktur tarlasını Müslümanların defnedilmesi için kabristanlık olarak vakfetmiştir. O kabristandan kim istifade edecek? Bütün Müslümanlar öldüklerinde oraya defnedilebilirler. Peki o arazi içerisinde kabristan hudutları içerisinde bir Müslüman mevtanın kullanabileceği alan ne kadardır? İhtiyaç kadarıdır. O da nedir? Bir kabirlik yerdir. Böyle vakıf arazilerine ihtiyacın üstünde işgal yapmak, on kişinin defnedileceği bir alanı çevirip bir kişiye tahsis etmek, bunlar caiz görülmemiştir. Vakıf mallarından ancak vakfeden kişinin ileri sürdüğü şartlar muvacihesinde istifade söz konusu olabilir. Mesela filan köyün ölüleri defnedilecek demişse başka bir köyün ölüleri de defnedilemez. Dolayısıyla bir ölünün defnedilebileceği kadar bir alan ancak orada işgal edilebilir. Onun üzerindeki işgal gasp hükmündedir. Çünkü sen orada 10 kişilik yer kaplarsan farz muhal, dokuz kişinin daha oraya defnedilmesine, gömülmesine mani olmuş olursun ki bu bir hak ihlalidir, bu bir gasptır. Vakıf hukukunda çok ağır bir cürüm, suç, kabahat sayılır. Bundan sebep vakıf arazisi olan ki ağırlıkla kabristanlıklar vakıf arazisidir. Üzerlerine fazla bir inşa yani bir mevtanın defninin üstünde bir şey yapılmasını hoş karşılamamışlar, caiz görmemişlerdir. Evet. Ama buna bakarak işte evliyanın türbelerini yıkalım, ulemanın türbelerini yıkalım, sultanların türbelerini yıkalım, bu dinen doğru bir davranış olmaz. Zira farz-ı muhal definden sonra kabrin üzerine bir inşaat yapılmış, orada kabirde yatana bir rahatsızlık verilmiş ise, yıkımla beraber ikinci bir rahatsızlık verilecektir. Buna gerek yok. Eğer kişinin özel mülkü ise, kendi mülkü ise tavsiye edilmez. Nihayetinde ölüm yokluğu ifade ediyor. Kalıcı binaların içerisine defin, Tavsiye edilen bir şey değildir ama adam yapmış beni şuraya gömün diye vasiyet etmiş oraya gömülür. Yani bu haramdır denilemez bu e, mekruhtur denilemez çünkü bunun örneği var.